Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Her gün bir Bros serisinin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Evet, orman oynuyoruz bugün. Elis kardeşimizi oynayacaktık zaten. Geçen bölümden de haberini vermiştim. Hatırlıyorsunuz Elis ve Kekko kardeşimiz arasında bir ikilemde kalmıştık ama Kekko'yu orta koridorda oynama kararı aldım açıkçası. Ondan dolayı Elis'teyiz. Karşıda da Taylan Demir var ormanda. Bir bakalım şimdi maçın durumuna şöyle. Tamamdır. Tam oturdu ya, çok güzel şey geldi. Rün ve kabiliyetleri göstereceğim. Rünler şu şekilde, klasik yetenek gücü rün sayfası. Zaten biliyorsunuz bu hesapta çok da şekilli şukullu bir sürü rün sayfası olmadığı için bununla yer duruyoruz. Kabiliyetlerde de 12, 18, 0 girdim. Burada Assassinate halen gözükmüyor. Bu şekilde görebilirsiniz kabiliyet sayfamı. Şunu neden aldın, menzilliyken çok fazla hasar edecek falan diye düşünenler olabilir. Genelde hasarı örümcek halimizde yediğimiz için bu bize daha performanslı ve verimli bir kabiliyet haline geliyor. Ondan dolayı bu kabiliyeti aldım. Şimşek kabiliyetindeyiz bu arada, şey olarak da anahtar kabiliyet. Şimdi bu kardeşimizin yeteneklerinden ben hazır oyuna başlarken hızlıca bahsedeyim. Zaten oyun içerisinde de uygulamada göreceksiniz. Pasifi bu insan ve hayvan hayvan diyebilir sana. İnsan ve örümcek hali var. Elis kardeşimizin örümcekte yakıncı, insandayken de uzakçı bir karakter. Ondan dolayı bütün yetenekleri de, yani toplamda 6 tane yeteneği var diyebiliriz. QWE yetenekleri insan ve hayvanken değişiyor. Şimdi pasifi bunun, insan halindeyken attığımız yetenekler kadar hayvan halinde kullanabileceğimiz, bizi takip eden örümcek doğduruyor. Bu örümcekler bayağı işimize yarayacak bu arada ileride. Görebileceğiz bunları. Şöyle arkamızdan takip ediyorlar bizi. Ergüncüm. Bunun dansı çok komik ya. İnsandayken de çok benzer bir dans yapıyor. Şöyle. Bu kapıyı geçecek adam. Oh. Örümceği görene kadar. Hangi müzikle yapıyordu? Neyi? Dansı mı? Bilmiyorum. Ya bu şey değil mi? Şu kovboyların şeysi değil mi ya bu? Aynen. Şu hanlarda, hani yol geçen hanlarında. Şu dıt dıttır yazınca çıkartamadım tam olarak ama. Aynen. Öyle bir olay ya. Bacaklarını sağa sola şey yapma. Genelde etekli olup böyle az bir şey frikik veriyorlardı bilerek o danslarda. Sanki o zamanlarda yaşamışçasına yorumlarımızı da yapalım. Haydi şöyle yardır al. Halp. Wow, Afik oyundan düşmüş, bağlanamamış. İlk W vereceğim. Şöyle bir... Bu W yeteneğimiz... Alan hasar veriyor bu W yeteneğimiz bizim. Orada patlıyor ve... Hız! Yürü git! Çalma lan! X mi çaldın sen? 2 oldun mu? Ha tamam, çalmamışsın. Çaldın sandım ya. Örümcekler bize güzel tanklama yapıyor bu arada. He, koridorda hazır, yanında duracağım, kimse yokken bana mı yardım ediyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım. Şu mataralardan birini basalım. Bölüşüyoruz mu? Bölüştük sanırım. Aynen. Evet, double jungle yapıyoruz her gün de. Hadi yardıralım bakalım. Şimdi bu arkadaşımızın Q yeteneği, insan halindeyken karşısında ne kadar yüksek canı varsa o anda, hayvan halindeki ne kadar düşük canı varsa. Gel maviye yardıralım o zaman şöyle ya. İki olmaya yaklaştı mı ve senin çar kasılıyor mu bari? Seni de iki yapalım. Aşağı dibe vurmuş adamlar ya. W yeteneği örümcekken bizim ve etraftaki minik örümceklerin saldırı hızını artırıyor. Ve pasif olarak da arkadaki şu iki tane örümcek var ya, o örümcekler her bir düz vuruş yaptığında biz can kazanıyoruz. Can dolduruyor. 10 can mı? Öyle bir can dolduruyor her bir düz vuruşu. Bu şekilde bol bol can dolduruyor. Bak şu an ağzına kadar doldu canımız. Öyle bir özelliği var.
bu arkadaşların. Ne oluyor oğlum lan? Gelen ölüyor, giden ölüyor yukarıda. Hadi E yeteneği gösterelim bari. Şöyle sersemletiyor abi. Olay bu. Elis'in bu arada en güçlü şeylerinden birisi. Birinci seviyedeki E yeteneği 1.6 saniye sersemletme veriyor. Ondan dolayı bayağı iyi. Geri bağlanacak mı acaba ya? Umarım bağlanır. 5v4 değişik bir oyun olacak yoksa bizim için. Gel ortaya baskın gidelim. 2 kişi. Seo! Aman aman o kule vuruşu niye miyim? E yeteneği bu arada hayvanken de havaya kalkıyor böyle. Hedef alınamaz oluyoruz ve o alan içerisinde herhangi bir rakip seçerekten onun üzerine geri düşüyoruz. Öyle de bir özellik. Ya Vladimir kan havuzundan çıkar çıkmaz adama sersemletmeyi koyayım dedim de. Kötü attım ya. Aha alır mıyız bunu? Oo bu ne abi? La 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 yardım. Oo kestim adamı. Oo, güzel. Acayip garip dakikalar oldu orada ya. Şu aşağıyı temizleyelim gel. Burada çark asalım. Slot birikmiş. Ne arkadaş Metin 2 oynar gibi rol oynuyoruz ya. Çok değişik bir durum oldu. Vadide kasılıyoruz. Aç yabani yanı. Aa bak bak bak. Alıyor muyuz onu? Direkt olarak kaçtı. Şöyle canın dolumunu da böyle görebilirsiniz bu arada. Ne yapıyor ya? Niye böyle bir şey yaptılar? Huuu kaç 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 kaç. Sahibi geldi kaçın. E dönmek üzere 2 1 döndü şu an. Kaç kanki. Vur biter. Huuu. Oğlum ne oluyor ya? Çok garip bir oyun. Girdim. Aynen harbiden çok değişik maç ya. Biraz can dolduralım şöyle. Örümcekler. Can basın. Harbiden çok değişik bir maç oluyor ve Tristan'a aynı. Ölür müyüm? Ölmem herhalde değil mi? Aynen. Üçüncü geliş. Harbiden adamı 3 posta kestik resmen ya. Tamam ben bir geri döneyim var. 2400 para var lan cebimde. Çok garip bir oyun oluyor cidden. Onu da mı keselim? Hadi bakalım. Her günde Double Jungle keyfisi. Al bunu da sen at sersemlettin. Paçan yansın kardeşim hayırlı olsun. Oo ne oluyor la ortada? Pantolon falan da inmiş. Neyse ben oraya giremem şu anda. Maniam sıfır. Orman eşyasını bitirebiliyorsak ki bitirebiliyoruz evet hayvan gibi parol. Tam bitmeye yakın yani. Tam bitmiş gibi bir şey oldu. 20 altın daha beklerim. Şimdi ulti bu arada ultimiz yok. Hani zımbırtıyı geliştiriyoruz ya R'yi. Geliştirdikçe arkadaki maksimum örümcek sayısı 1 artıyor. Böyle sanırsam son seviyede 5 tane oluyor etrafımızda bir orduyla geziyoruz yani. Resmen öyle bir durum var. Yetenek gücü aldım. Hayvan gibi hasar çıkartacağız şu anda. Özellikle 8. dakikada bu eşyayı bitirebilmiş olmamız çok iyi. Çok iyi. 3 tane skor aldık. Üzerine bir de 30 milyon. Ama aşağıdan kuleyi aldı adam.
Tabii aşağıda kimsenin durmamasının zararları da olacak. Elis kardeşimiz bu arada bayağı sağlam hasar çıkartabilen bir kardeşimiz. Anlık hasar çok yüksek. Gel ejder alalım biz ya. Yukarı çıkıyorlar bu arada adamlar. Aa. Yetişebilirsem gitmeye çalışacağım. Oha! Yaşar mıyım lan buradan? Ne diyorsun? Yok ya. Bekle de orada. Etraftaki bir hedef, tek hedefimiz Taylan Demir olduğu için hiçbir şeye basmazsak olduğumuz yere düşüyoruz. Öyle de bir olayı var. Yeteneğinin az önce gördüğünüz gibi. Çarık alalım ya. Vila da çok vuruyor lan. Bayağı vuruyor. Şimdi birazcık aşağıda Wayne kardeşimize eskortluk yapıp korumamız lazım. Mavi alıp aşağı geliyorum hemen. Mavi alıp hemen aşağı geliyorum. Kastıralım seni. Vadide çar kastırmacı. Wow, ejderi aldılar ya. O ejderi ben istiyor idim. Hoş gerçi bu sayede rahat rahat çar kasılıyor da. O da bir şey tabi. Güzel. Orianna oyundan mı düştü? Oha! Ne çok vuruyor Vlad. Aman diyeyim, biz bu oyunu çok feci veririz ha Vlad. Oh, o ne lan? Anlık hasar bu. Şöyle minyonun üzerine atlayaraktan gayet kolay bir şekilde çıkışımızı da yapıyoruz. Oradan Oli. Pantolon bende. Çok vuruyor. Çok fazla vuruyor. Öldüm galiba ya. Ölmedim. Aşırı sıkıntı ya. At W. What? Neden bekledi acaba atmak için? Vlad can doldurunca attı. Ya sihir içenle. Sihir içen üzdü. Sihir içen çok üzdü. Ne alacağız abicim? Can satın alacağız. Bol bol can satın alacağız. Çaço kardeşimiz değişik bir eşya diziliminde. O adam ölmeyecek lan. Aynen. 40 canı kaldı. Çaço çok değişik bir eşya dizilimi yapıyor ya. Bekleme süresi de azalma artık. Rayla aldı. Saldırı hızı alıyor. Ha, E'siyle yavaşlataraktan. E'sini sanırım bol bol kullanacak. Hadi bakalım hayırlısı. Kalemleri al gel. Çarını 6'ya kasalım. Taylan Demir ne yapıyor? Buraya gel abi. Wow. Adamın tam kaçış yolu oldu ya. Hoş olmadı o durum.
Vlad da burada. Oo, pantolonmuş. Aman. Çaço kardeşimiz umursarsa güzel olabilir ya. Yok, pantolon beni tek tek keser ya. Ulti atıyor. Çok oğlum, gelen tek atıyor, giden tek atıyor ya. Dur bakalım. Maçın sonu pek hayırlı durmuyor ama göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Çaço'nun halen bir savunma almaması bizi sıkıntı yaşatabilir. Takım savaşında orada gördüğünüz gibi çok kolay yeridi adam. Böyle ermeye devam ederse hoş durumlar olmaz. Ayakkabıyı bu arada şey alacağım, Merkür alacağım. Pantolon olsun, kitle kontrolleri olsun, büyü hasarı olsun, 7-0'lık bir Vileda sıkıntı veriyor. Ondan dolayı büyü direnci alacağım, Merkür'ü. Şimdi. Ejder'e daha çok var. Kırmızıyı gömelim. Çok cidden çok garip bir oyun ya. Başlangıcı garipti, devamı daha da garip oldu. Hayırlısı bakalım. Aha, ne yapıyor lan o? Ne yaptı orada anlamadım ya. Manyak mıdır nedir? Vlad yok oldu. Ben aşağıda bir Tristana'ya gidiyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Her yerlerinin totemli olduğunu da buradan anlayabiliyoruz. Bu arada şu golemi de bir keselim. Helalinden can doldururuz. Wow. 8-0. Haydi bakalım. Ejder çıktı. Alır mıyız ejderi? Wow. Aynen, demir başladı mı? Ulti bastı adam. O adam ölsün ya. Güzel. Çok garip bir ulti bastı. Çok güzel. Pantheon'a dikkat. Fazla vuruyor. Evet. Birazcık az bir şeycik fazla vurdu kendisi. Ripper oyni. Şimdi şuradan ayakkabıyı öncelikle bitirelim mi? Ayakkabıyı öncelikle bitirelim, evet. Şöyle de yavaştan yetenek gücü başlayaraktan Riley. Kim alıyor ejderi şu an? Vlad mı alıyor? Aynen, Vlad alıyor ya. Tristana vurdu, aşağı indi sandım. Aşağıda Tristana baktım, ejderin canı inmeye devam ediyor. Aldı ya, aynen. Vlad kardeşimiz çok vuruyor. Ben bir kill verdim diye. Vallahi ben bayağı öldüm ya. 4 kere ölmüşüm. Ortaya yardıma gidelim. Ey, en son fullemek bu arada en mantıklısı. Yani damage olaraktan, çünkü W güzel artırıyor. Alamaz mıyız bunları? Güzel. Ne o da güzel.
Gayet güzel abi. Ve 2'ye 1. 2'ye 1 Vlad öldü bu arada yani. Çaço takip ediyor olsaydı ona bir flash denerdim de. Flash E. Çok riskli. O ne ya, adam yol üstü skor mu aldı? AFK mi kesti, ne yaptı anlamadım. Canı bile azalmamış. Hop. Tristan aşağıda, Pantheon'da bu civarda muhtemelen şu an. Golemleri almış az önce. Aşağı indi. İttirelim burayı. Çaço ne alacak acaba ya? Umarım birazcık büyüdüren cızır falan yardırmaya başlar. Wow. Oğlum lan! Beni kesiyorlar direkt. Yürü git. Kesemez miyiz bu adamı ya? Gerçi Taylan demedi de bile de kovalıyor. Birini getiriyor yanında. Kim o? Ya başlarım. Lan! Şir oldum ya. Ne kadar iğrenç oynadılar ya. Sinir bozucu, harbi sinir bozucu. Bırakmıyor da pislik. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Rayla bitti bu arada. Çaço ne alıyor? Çoğu kardeş. Artık bence hasar almamaya başlamalısın. Malum tek atıyorlar. Benden Çaço kardeşimize küçük bir öneri. Ama adam ısrarla Nashor'u bitirdi. Bir de infilak değneği aldı onun üzerine. Hayırlısı bakalım. Tank gaz o zaman. Helalli kardeş. Ayakta alkışladım Çaço kardeşimizin mantığını. Aşağıda Pantheon'u tekte alamayabiliriz ya. Büyüdürenci yüksek. Büyüdürenci olmasa o kadar canı vururuz herhalde de. Burada bekleyeceğim. Tristana'ya dikkat. Giriyor muyuz ona? Pantheon da gelecek muhtemelen bu arada. Tuttum. Lan. Kaç kaç kaç. Kaç, topuk topuk topuk. Yavaşlatacağım. Ya. Canman var mı bir şey? La şifa mifa. Oh. Ucu ucuna yaşadım ya. Öldü ama öldü. Aynen. 3'te 5'i çaktı ama öldü sonunda. Çaço ne yapıyor? Çaço Taylan Demir kesiyor. Hadi bakalım. İnhibitor kulesi gitti. Gitti aynen. Oh. Ben bunun üzerine bir sağlamından zırh çekmeye başlamam lazım. Vila'da kardeşimiz tek atmaya devam edecek ama ona yapacak bir şey yok artık. Zırh. Donmuş yürek değil, can istiyorum aynı zamanda ya. Gün ateşi Randuin veyahut ölü adamın zırhı seçeceğim. Ne yaptı? 1v1 atıp ha, ucu ucuna yaşamış, tamam. Ben de nasıl rahatça kesti falan diyecektim. Rahatça kesmemiş. Ama en azından 1v1 atıp kesebiliyor. Bu da bir başarı tabii. Şurada birisi var, totem attı az önce.
Gözüklü de kim olduğunu anlayamadım. Pantheon değil. Taylan Demir o zaman. Aynen. Bu Riley bu arada cidden çok güzel oluyor Elise'de. Aynı zamanda arkamızdaki böceklerin düz vuruşları bile yavaşlatıyor adamları. Sen ne yapıyorsun Pantheon ya? Allah Allah, geleceğin mi gelmeyeceğin mi anlamadım bir türlü. Bari ondan bir asist alayım. Ya da kase. Bir diğer ejderha daha karşı takımın hanesine yazılıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Wow, geliyorum geliyorum. Bana dönecekler herhalde. Şuraya bir böcek atalım. Bir kişi dönmüş oraya. Gözüktüler. Çaşo yukarıdan ikinci kuleyi aldı. Ya biz burada adamları oyalarken adamlar tabii bir oyalama değil, ejder de aldılar aynı zamanda. Onun karşılığında kule almış olduk en azından. Taylan Demir nerede şu an ya? Oo, ne yapıyor abi orada ya? Allah Allah. Bak bak. Aman aman. Biz bu adamı kestik sanırım burada. Geçmiş olsun kardeş. Güzel. Sen orada ölmedin mi? Helal lan. Maşallah dediğimde 3 gün yaşamıyor. Ne oluyor? Aman diyeyim, aman diyeyim, o adam yolo. Yürük lan. O adamı kesmeden olmaz. Vlad'a ne yapıyor yukarıda? VS atıyor elemanla. Ha, pek VS olmadı, tek attı bizimki. Halen damage gidiyor ve adam, dur bakalım ya. Full artı full damage gidiyor. Kendisi tek yemediği sürece sıkıntı yok. Ben zaten tank kasmaya başladım. Kendisi tek yerse eğer o hasarların hiçbir gramı işe yaramayacak. Sıkıntı orada başlar eğer savaşta ölürse erkenden. Randuin alacağım bu arada. Can olarak araya girdiğimde yavaşlatırım aynı zamanda da. Kırmızı var. Tıraşı görüyoruz. Aslında onu keseriz ya. Çok da rahat keseriz ama. Pembe to var, onu keselim. Ya çok fazla vuruyorsun çocuk ya. Sersemleyecek o. Aynı. 10 numara. O adam yaklaşırsa direkt olarak şey yapacağım. Örümcek olup E atacağım üzerine de. Tuttum lan. No! Güzel. Güzel. Hasar güzel ya. Hasar çok güzel. Oraya lan büyütücü mü basmış Tıraş? Tamam, buradan uzaklaşabiliriz artık sanırım. İki dakika var ejderha kardeşimize. Aynen, burada görüşleri var yani.
Çok bu kadar belli edebilirdi herhalde daha çok. Taylan Demir kırmızıyı alıyor. Muhtemelen şu an ona çok bulaşmayacağım açıkçası, adam üzerime yardırırsa kesebilir çünkü harcanmamış çok param var. O ne lan? Baron mu girmiş? Aha vallahi buradan geldi ha. Baron girmişler. Trist üzerime atlayacak gibi yürüyor. Atlamadı. Tek girmemiş yani adam. Çok garip geri adımlar atıyorlar ya. O Trist'i ben burada tekleyebilirim. Tekleyemezsem ölürüm ama tekleyebilirim. Hadi lan. Lan Q'nun animasyonu tamamlandı. Bekleme süresine girmedi. Kesebilmem lazımdı o adamı ya. Şu adamı kesersiniz. Ultisi ve şifası yok. Sıçrasını atmadı. Muhtemelen sıçrası da yoktu yani, orada olsa atardı. Buzdağın eldivenini aslında bitirebiliyor muyum? Bitiremiyorum. Şöyle yapalım. Buzdağın eldiveni gerçi almayacağım ya, yok. Almayacağım. Orman eşyamızda da çünkü o düz vuruşu alan etkisi yarattıran şey var. Onun yerine Zonya gidebiliriz ya. Aynı zamanda zırh, aynı zamanda güzel de bir seviyede hasar. Dördüncü ejder olacak. Alırlar, yapabilecek bir şey yok ana, zaten çok seri alıyor adam. 15-20 düz vuruşuna patates olacak ejder. Bu dakikadan sonra adamların sonraki ejderini aldırtmamamız şart. Hani lazım malum şart. Bundan bahsediyorum bu arada. Çaço kardeşimize bundan bahsediyordum işte, tek yiyeceksin falan filan derken. Sen daha takip ediyor musun ya? Tamam güzel. Ne ile beni niye pingliyorsun? Ne oldu? Ha şey mi diyordu? Ben de çok at beni pingliyor sandım ya. O ne ile? Tabbe mi? Geride ha. Tamam. Lan ne yapıyorsun oğlum? Are you manyak or something? Takım çıldırdı. Son skorlardan sonra Team çıldırdı. Şöyle Zonya kardeşimize 1000 altın eksiğimiz var. Zonya aslında bayağı güzel olacak bu arada ya. Çok tatlı bir tank olacağız. Kesemeyecek. İkisi de kaçıyor orada. Biri bir tarafa, diğeri öbür tarafa. Ben neden bizim adam ölecekmiş gibi hissediyorum ya? Wow, ultisini atmamış mı? Helal. Tek attı. Şuradan bile de çıkabilir. Bunu kesmek istiyorum. Çok güzel lan, kestiniz onu. Şurada birileri var sanırım. Hop. Hop. Tutmadı ya.
Tristana yok şu anda. Kim var? Vileda ile Thresh. Baron yapar mıyız? Çok seri baron yapabiliriz aslında. Trist aşağıdaydı. Ama çarp yok. Okey. Gerçek bir erkek. Ne oluyor lan? Q'yu en son atmaya çalışacağım en azından öyle. Tamam. Lan oğlum vurun lan. Yalnız çok kötü olacak burası ya. Oh, baya kötü oldu. Tristana arayı kapatabilir. Yo tamam o da arkanda. Çıktın çıktın. İki kişi ortada diğer ikisi. Zonya'ya 200 altın. İnhibitörü vereceğiz çaço. Umarım oyunu bitirmezler. Skor vermemeye odaklanalım. Bitmesin oyun. Güzel. Taylan Demir ulti atamadan öldü. İyi lan onu da aldınız. 10 numara. Şu inhibitör açabilir miyiz peki adamların hazır iki kişi ölüyken? Bunu başarabilirsek çok güzel olur. Ben yanları ittireceğim. Pantheon ultiyle falan atlayıp kule almasın diye. Minyonsuz kalsın diye. Aynen orada zaten adam çökmüş. Wow. Oh. Kurtaramadım ya. Maalesef. Pantolon kardeşimiz çok vuruyor. Şu anda çok ağır bir baskı oluşacak eğer buraları ittirmezsek. Ondan dolayı buraları ittirmekte ısrarcıyım. O ne lan öldü adam. Tristana'ya çok dikkat ya. Çok iyi, çok güzel. Birinizde sana bir şey olmasın diye. İnhibitör aldıktan sonra bence şuraya gidebilirsiniz. Veyahut bana da yardıma gelip aşağıdan kule alabiliriz. Ama orada durmayın ya. Çok mantıklı değil yani şu anda açıkçası. Evet. Çaço kardeşimiz. R tuşu yok adamda şey yok. B tuşu yok. Yalnızca ölünce geri dönüyor. En azından kuleyi aldım muhtemelen burada. Derken bile de geldi. Ejder numara 5 yolda. Oo, çok güzel. Lan oğlum öl. Öl. Öl bir kere de öl. Her şeyi yaptı ya. Wow. Yok. Kesemedim adamı ya. Her şeyimi attım lan. Çok fazla can bastı. Ha, en son sanırım bak iki tane kalkan bir tane üç tane eşya bastı adam. Bir de W'sundan ekstra can aldı. Kendine bir kere full can doldurdu herhalde. Buradan muhtemelen oyunda bitecek. Yetenek gücü. Maske alınabilir bu arada. Alınabilecek eşyalardan bir tanesi de maskeydi ama göreceğiniz üzere çok fazla ağır can kasan olmadığı için karşıda maske çok randımanlı çalışmayacaktı. Bir de şu aldığımız eşyalar daha alınası durumdaydı. Oyun bitti muhtemelen burada. Doğar doğmaz şunu alıp.
Tuttun mu lan? Aha tuttuk. Vallahi tuttuk. O inhibitör gider. O inhibitör gider. Ona yapacak bir şey yok. Şu an kule savunması yapıyoruz. Tristan'a şey yapar mı ya? Kamikaze yapar mı? Tuttum, tuttum. Ulan arkadaş, var ya senin gibi şampiyonum ben ya. Öl lan, öl, öl. Bez gidecek. Bu nasıl oyun ya? Arkadaş. Çok değişik. O hoş olmadı. Kapışır mı benimle? Yok. İki tane inhibitörümüz geri çıktı. Yukarıdaki de geri çıktı. Adamlar şu anda Pantheon ultiyle falan oyunu bitirebilir. Muhtemelen öyle bir şeyler deneyecekler. Ona dikkat etmemiz lazım en çok şu noktada. Yukarıdaki mega minyonları biraz gittirelim. Şuna bak ya. Çifter çifter geliyorlar bir de. Pantheon. Ultiye geliyor değil mi o adam buraya? Çok güzel lan. Barona 25 saniye var. Ortadan bir dalga daha ittirsenize. Ben de yukarıdan ittireceğim. Bence baron bırakılabilir şu anda. Şurada Taylan Demir kardeşimiz. Gördük zaten. Geç bakalım. Oo 105 altın. Tristan'a. Base'e gidiyor lan. Çık çık çık. Adam base'e gidiyor. Böyle bir durumda baronu falan çok düşünecek halimiz olmaması lazım ya. Şimdi gidebiliriz barona. Bak kim buldum? Zon yağısını bastı. Nereye gitti o adam ya? E'yi de atmıştım onu, ne kadar hızlı şey yaptı. Baron alır mıyız? Pantheon'la Taylan Demir aşağıda. Yok alamayız, alamayız tamam ya. Wayne kardeşimiz gelmedi. Geri dönelim. Evime dönüyorum. Bir de bakmışsın, ağa düşmüşsün. Şurada Pantheon. Şurada olabilir. Aynen. Yaldır yaldır geri kaçıyor. Şerefsiz ya. Orada şey yapacak. İkinci kez aynı şeyi deniyor orada. Baron'la şor katledildi. Hadi bakalım. Adamlar gelip bir iki kere beleş ölmezlerse sıkıntıdayız. Yani normal bir şekilde kulesiz savunamayız çünkü. Baronları da varken. Şu adam orada yakalanacak gibi bir his var içimde. Şuna çarpatayım da. Görelim doğana neden varsa. Yo gitmişler hepsi geriye. Aşağıdan ittiriyorlar. Sistematiğe döktüler işi ya. Şey yaptılar. Şurada Pantheon Trash Villa'da bir de totem. Deneyeyim mi onu ya?
Vola da öldü. Bak ben Trist'teyim. Gerçi Trist bende. Oha. Gerçi normal ya. Dakika kaçtayız? 500 vurdu kritle. Sağ bayağı fazla vurdu. Zonya'm vardı. Bir basarım sıçra falan oyalarım diyordum. Yemedi. Çaço kardeşimiz arkadan sarıyor. Bu ikisine karşı 3 kişi tutar mı? Gerçi 3'e 3. Çaço ne yapıyorsun ya? GG, well played diyoruz. Maçımız da burada sona erdi gençlik. Değişik, garip bir maç oldu. Garip bir maç oldu. Ama yine de eğlenceliydi açıkçası. Belli bir yere kadar, özellikle her günle başta kopturmacalarımız keyifliydi bence. Bir çarlara verilen hasar grafiğine bakalım. 42-51. Karşıda Pantheon bizden çok vurmuş. Bizden 500 daha çok vurmuş. Pantheon'la aynı vurmuşuz. Karşıdaki herkesten fazla vurmuşuz açıkçası. Çaço kardeşimiz de 51k vurmuş ama ve lakin her şey hasarlı olmuyor. İşte onu da buradan anlayabiliyoruz. Maalesef ki Çaço kardeşimizin tek defansif eşyası Zonya'ydı. Birazcık bir çivili üzerine hani bir de runlayayım falan veyahut bekleme süresinde azalma istiyorsa Nashor'un yerine buzdağın alabilirdi. Hani yine Alf, o da agresif. Daha da iyisi donmuş yürek alabilirdi. Bu tarz seçimlerde bulunmadı kendisi. Full hasar gitmek istedi. İşe yaradı mı? 1v1'de tabii güçlü oluyordu ama onun başkasında hani 1v1 dışında herhangi bir işe yaramıyordu. Yapacak bir şey yok. Maçımızı kaybettik. Adamlar da oynadı yani, aldılar. Sonraki bölümde bu arada Azir oynayacağız gençlik. Şurada orta koridorda en son Annie oynamıştık hatırlarsanız. Sıradaki her gün bir o serisinde Azir oynayacağız. Bu bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki her gün bir rol bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.